Üreten ve birleşen Türkiye için vatan mevzisinde buluştular. O vatan fedailerinin ruhuyla birleşiyoruz, buluşuyoruz. O çok çok önemli. Yani her şeyimizi bu vatan için, bu halk için, Türk milleti için ortaya koyuyoruz ve bu zorlukların hakkından gelecek olan büyük davanın sahipleriyiz. Tarihten büyük güç alıyoruz. Peş peşe üyeler kazanan Vatan Partisi'ne son olarak Mali Müşavir Eyüp Dursun Ergün ve İstanbul Eski Ülke Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz üye oldu. Eyüp Ergür arkadaşımızın ve Levent Temiz arkadaşımızın verdikleri kararlar çok tarihi kararlar ve örnek kararlar. Her zaman beraber olacağız. Onları bu örnek tavrı da bütün arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Ergün ve Temiz'in rozetlerini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul İl Başkanlığı binasında taktı. Asyalı bir halkız ve şimdi Asya uygarlığı yükseliyor. O Türk milleti, Türk milliyetçiliği de o yükselen Asya uygarlığında öncü konumlarda olacak. Yani insanlığın geleceğini yaratmada Türkler tekrar tarih sahnesine çıkıyor. Perinçek, partisinin zorlukların üstesinden gelecek birikime sahip olduğunu vurgulayarak herkesi üye olmaya davet etti. Tarih sahnesine çıkmak kuvvetli olur, örgütlenmeyle olur, partileşmeyle olur, hükümet kurmakla olur. Önümüzde bir üreticilerin milli hükümeti var. Bu süreç tabii Türk milliyetçilerini birleştiriyor. Vatan Partisi bu tarihi rolü üstlenmiş durumda, buna talip. Vatan Partisi lideri bu süreçte Vatan Partisi'ne tarihi görevin düştüğünü ifade etti. Hem Türkiye'nin üreticilerin milli hükümetini kurmada tarihi görevimizi yapacağız. Yükselen Asya uygarlığındaki konumumuza yerleşeceğiz ve bütün insanlığın yeni bir uygarlık yaratmasına büyük katkılarda bulunacağız. Böyle büyük bir davanın insanlarıyız. Böyle büyük bir davanın partileriyiz. Mali Müşavir Eyüp Dursun Ergün zorlukları aşmak için mücadele sözü verdi. Atalarımızın izinde bundan sonra da iyi anılacak atalar olarak yaşamanın azmiyle çalışacağız. İstanbul Eski Ülke Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz, Vatan Partisi'nde olmanın önemini anlattı. Türk milletine yaptığı en büyük hizmetlerden biri bizleri ideolojik dogma ve kalıpların dışarısına çıkararak önceliği vatan olan bu toprakların çocuklarını aynı çatı altında toplamasıdır. Genel Başkan'ın inşa ettiği bu mevzi ülkemizde ve bölgemizde karanlık emelleri olan bütün emperyalistlerin bu yüzyılda korkulu rüyası olacaktır ve şu anda da zaten olmaktadır. Temiz, vatan mevzisinde birleşmenin emperyalistlerin korkulu rüyası olacağını ifade etti. Türk milliyetçiliği için partiler amaç değil arkadaşlar, araçtır. Dün İttihat Terakki cephesi 1920'de Cumhuriyet Halk Fıkrası ne anlam ifade ediyorsa bugün de Vatan Partisi bizler için aynı anlam ve önemi taşıyor.